Merhaba arkadaşlar, Orjinal Su kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SEK 32 inç televizyonda ses var, görüntü yok sorunu inceleyeceğiz. Genelde ses var, görüntü yoksa arkadaşlar LED bar dediğimiz televizyonun içindeki aydınlatmayı sağlayan kısım bozulmuştur. Şu anda televizyonunuzu açalım. Evet, televizyon şu anda açılıyor. Ses gelecek fakat görüntü olmadığını göreceksiniz. Evet, şu anda televizyonda görüntü yok. Arkadaşlar bu sorun olup olmadığını anlamanız için evet şu anda fener ışığıyla baktığınızda televizyonda ekranların geldiğini fakat ışığın çıkmadığını göreceksiniz. Bu sorun LED bar sorunu. Televizyonun arkasını açarak LED barın değişimiyle sorunu çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, fişimizi çektikten sonra LED barlara ulaşabilmeniz için vidalarımızı söküyoruz. Evet arkadaşlar, vidaları söktüğümüzde arka kart kısmına, panel kısmına doğru gidiyoruz. Evet. Fişinizin kesinlikle arkadaşlar çıkık olduğuna dikkat edin. İş güvenliği konusunda dikkat edin. Evet arkadaşlar, önce diş çerçeve çıkarmanız gerekiyor. Burada tırnaklar var. Evet, şu şekilde tırnaklar var arkadaşlar. Şu tırnakları şu yuvalardan çıkartarak şu diş çerçeveyi çıkarmanız gerekiyor. Evet. Dikkatli bir şekilde bu diş çerçeveyi çıkarmanız gerekiyor. Evet. Bu şekilde dış çerçeveyi söktük ve işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda LED barların yanık mı sağlam mı kontrolünü şu şekilde yapacağız. Burada artı artı eksi eksi diye yazar zaten. Şu anda bu hiç yanmıyor. Ya şuna bakalım. Evet arkadaşlar, şu an LED bara baktığımızda sondan iki tanesi hiç yanmıyor. Yani sondan iki tane lambamız LED barda yanık. Bu lambaya bakalım hemen. Bu hiç yanmıyor. Evet arkadaşlar,
sondaki iki yanmıyor ve bu led barımız hiç yanmıyor. Yani iki led barı da takım olarak değişimini yapacağız. Hemen yenisini şu şekilde gösterelim. Yenisini şu şekilde takım halinde aldık. Bu iki led barı da arkada çift yapıştırıcıyla yapıştırıp soketimizi takarak tekrar denemesini yapacağız. Daha sonra televizyonumuzu toplayarak çalıştığını göreceğiz. Evet, şu anda başlıyoruz led barı sökümüne. Evet arkadaşlar, led barı falçatayla şu alttan şu şekilde yavaş bir şekilde bastırarak led barı kırmadan çıkarmamız gerekiyor. Gerçi değiştireceğiz yenisiyle ama yine kırmadan çıkarmamıza fayda var. Evet arkadaşlar, burada şurada soket var. Bunu çektiğinizde bu şekilde çıkar. İkinci led barımızı da aynı şekilde sökeceğiz. Burayı bantlamışlar. Muhtemelen çift yönlü bant tutmuyordu herhalde. Bu bantlamış sökelim şu anda. Bu muhtemelen kendisi çıkıyor. Yapışmamış zaten. Arkadaşlar, led barınız niye çabuk arızalı veya yenisini değiştirdiğiniz yine arızalı? Arkadaşlar, led barınız ısındığı için şu metalden soğutma görevi görür. Eğer bu düzgün bir şekilde yapışmazsa veya şu kalıntılar temizlenmeden yeni led barı da taksanız ısıyı, leddeki ısınan ısıyı gövdeye verip soğuma yapamayacağı için led barınız yine yanacaktır. Bu led bar şu metale düzgün bir şekilde yapışmış olması gerekiyor. Şu eski kalıntıları da çıkarmanız gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci led barımız çok kolay çıktı. Bunu da şu şekilde arkadaşlar yanınıza çektiğinde zaten soketten çıkıyor. Şu anda biz yeni ledlerimizi takarak devam edelim. Şu anda şurada yeni ledlerimiz var. Öncelikle şu kalıntıları temizleyeceğim. Daha sonra yeni ledlerimizi uygulayacağım. Evet, şu an temizliğe geçeceğim. Temizlikten sonra ledleri takarken tekrar videoya devam. Evet arkadaşlar, led barı düzgün bir şekilde yuvalarını sildik. Eski kalıntılar kalmaması gerekiyor. Şu anda yeni led barımızın arkasındaki çift yönlü bantı açarak, evet, çift yönlü bantı açıyoruz arkadaşlar. Şu anda şu yuvaya oturtturarak, evet, şu anda yuvaya oturtturduk led barımızı. Bir şekilde yapıştıralım. Evet, düzgün bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Metal yüzeye düzgün yapışması gerekiyor ki ısıyı arkadaşlar transferini düzgün yapsın. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şöyle bastıralım, yuvaya güzel otursun. Evet arkadaşlar, ledlerimizi taktık. Şu çerçevede soketini buraya takıyoruz. Çünkü kumandadan çalışıp çalışmadığını deneyeceğiz. Kumandamızı alalım. Evet, kumandamızı aldık. Fişimizi takarak. Evet arkadaşlar, şu anda kumandamızı, fişimizi taktık. Şu anda led çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda led barlarımızın tamamı düzgün bir şekilde çalışıyor. Led'in çalışıp çalışmadığını şu an testimizi yaptık. Şu an televizyonu kapatarak, toplayarak televizyonumuzu tamir işlemi bitti. En sonunda da görüntüyü aldığımızı göreceksiniz. Evet, şu anda toplama işlemi devam ediyor. Televizyonumuzu kapatalım.
Evet arkadaşlar, dış paneli de tırnaklarını düzgün bir şekilde oturtturduk. Şu anda soketlerini de bağlayacağız ve eski haline getirerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, televizyonumuzu fişe taktık, testimizi yapıyoruz. Şu anda başlattık, televizyonumuzu açtık, bakalım ekran gelecek mi? Tabii ki gelecek çünkü doğru işlem yaptık. Evet arkadaşlar, şu anda televizyonumuz gayet düzgün çizgi çalışıyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.